firmaların ürettikleri mal ve hizmet piyasalarından daha önce bahsettik. Şimdi de üretim faktörlerine ait olan piyasalara odaklanmak istiyorum. Bu piyasalardan faktör piyasaları olarak bahsedildiğini de duyabilirsiniz. Üretim faktörleri neydi? Toprak ya da arazi, iş gücü ve sermaye. Bunları önceki videolardan da hatırlarsınız. Bu videoda iş gücü piyasalarına odaklanacağız. Ekranda bazı eksenler görüyorsunuz. Dikey eksende ücret oranı yer alıyor. Bunun birim zaman başına işgücü fiyatı olduğunu da düşünebilirsiniz. Yatay eksende ise grafiklerin ikisinde de işgücü miktarı var. Bu da aynı birim zamandaki işçi sayısı olacak. Sağdaki grafikteki değerleri bir firmanın bakış açısından değerlendireceğiz. Sol tarafta ise tüm piyasanın durumunu değerlendireceğiz firmanın bakışı açısından değerlendirmeyle şunu kastediyorum. İş gücü piyasası söz konusu olduğunda firmanın iş gücü talebini değerlendirmemiz gerekecek. Başka bir deyişle firma işe aldığı her bir ek işçiden ne kadar fayda sağlar? Bunu değerlendirebilmek için de marjinal gelir ürünü adı verilen kavrama ihtiyacımız olacak. Marjinal gelir ürünü kulağa çok havalı bir terim gibi gelse de anlamamıza yardımcı olması için hemen küçük bir tablo çizeceğim. Buraya iş gücünü yazıyorum. Bu sütuna buradaki iş gücüyle firmanın ne kadar üretim yapabileceğini yazacağım. Buraya da iş gücünün marjinal ürününü. Bunu her bir ek iş gücü birimiyle firmanın ne kadar daha fazlasını üretebildiği şeklinde düşünebiliriz. Aralara çizgileri de çizelim. İş gücü değerleri olarak 0, 1 ve 2'yi koyuyorum. İş gücü 0 olduğunda üretim de 0 olur. İş gücü 1 birim olduğunda bu örneğin bir işçi olarak değerlendirilebilir, üretimde 2 birim olsun. 2 birim iş gücü olduğunda da 6 birim üretim yapıldığını düşünelim. Sıra geldi iş gücünün marjinal ürününü hesaplamaya. Bir işçi eklediğimizde ek olarak ya da fazladan 2 birim üretim yapabiliyoruz. Bakın üretim sıfırdan ikiye çıkıyor. İkinci işçi eklediğimizde ise üretim iki birimden altı birime çıkıyor. Bu da iş gücünün marjinal ürününü dört birim yapar. Bu artış ustalaşmaya bağlı olabilir. Ama iş gücünün marjinal ürünü zaman içerisinde düşme eğilimi de gösterebilir. Firmaya gerçek faydanın ne olduğunu değerlendirecek olursak, üretim miktarından çok firmanın bundan ne gelir elde ettiğine bakmamız gerekir. Bu yüzden buraya da bir marjinal geliri ekliyorum. İki durumda da örneğin 4 lira olsun. Marjinal gelir ürününe gelecek olursak bunu bulmak için iş gücünün marjinal ürününü marjinal gelirle yani her bir ek birimle elde ettiğimiz gelirle çarpmamız lazım. 2 çarpı 4 8 eder. Firma iş gücünü sıfır birimden bir birime çıkardığında bu işçinin üretebileceği miktara bağlı olarak ek olarak 8 liralık bir gelir elde eder. İkinci işçiyi eklediğimizde 4 çarpı 4'ten 16 liralık bir gelir elde eder. Bunları grafiğe aktaralım. Başlangıçta ustalaşmaya bağlı bir artış olacak. Zaman içerisinde gelir düşmeye başlayacak ve sonuç olarak buna benzeyen bir eğri elde edeceğiz. Ekonomi derslerinde bu grafik durumu biraz da basitleştirmek adına genellikle aşağı eğimli bir doğru olarak gösterilir. Firmanın marjinal gelir ürününü firmanın iş gücü talebi olarak düşünebiliriz. İlk iş gücü birimlerini değerlendirirsek marjinal gelir ürününün son derece yüksek olduğunu görürüz. Ama zaman içerisinde az önce de söylediğim gibi iş gücü arttıkça gelir de düşmeye başlar. Peki bu durumun piyasaya yansıması ne olur dersiniz? Bunun için piyasada yer alan tüm firmaların marjinal gelir ürünlerini birbiriyle toplayabiliriz ve bunu yapınca da piyasanın iş gücü talebini elde ederiz. Bunların hepsini birbirine eklersek farklı bir renk kullanacağım. Buna benzeyen bir şey elde ederiz. Yazıyorum. Piyasanın işgücü talep eğrisi. Peki, piyasa için rasyonel olan işgücü miktarı ve firmanın işe alması gereken işçi sayısı ne olur? Bunun için de piyasanın işgücü arz eğrisini değerlendirmeye almamız gerekir. Önce piyasaya bakalım. Pek çok piyasada olduğu gibi ücret yüksek olduğunda iş gücüne katılmak isteyen insanların sayısı artar. Ücretler düşük olduğunda ise bu endüstride çalışmak isteyen işçi sayısı da düşük olur. Az önce de söylediğim gibi ücretler arttığında ise iş gücüne katılmak isteyen insan sayısı da artar. Bunu da piyasanın iş gücü arz eğrisi olarak adlandıralım. İş gücünün denge fiyatı ki bu aslında ücret oranıdır, arz ve talep eğrilerinin kesişim noktasında oluşur. Aynen daha önce de söylediğim gibi denge ücretini W yıldız olarak not ediyorum. Denge miktarı için de Q yıldızı kullanacağım. İsterseniz bu durumun firmaya yansımasına bakalım. Firmanın tam rekabetçi bir ortamda olduğunu düşünelim. Bu durumda firma ücreti belirleyemez ve piyasadaki ücreti ödemek zorundadır. Bu seviyeyi bu şekilde uzatalım. Bu firmanın marjinal faktör maliyetidir. Başka bir deyişle her bir ek iş gücü birimi için yapacağı maliyet. İşe aldığı işçilere bu ücreti vermek zorunda. Tam rekabetçi bir ortamda olduğumuzu düşündüğümüze göre bu durum bu şekilde gerçekleşir. Çizgi olarak devam edelim. Evet, bu marjinal faktör maliyeti. Peki bu firmanın işe alması gereken rasyonel iş gücü miktarı nedir? Firma işe aldığı her bir ek işçiden elde edeceği gelirin maliyetten düşük olmaya başladığı noktaya kadar işe alım yapar. Tam da bu noktadan bahsediyorum. Bu firmanın işe alması gereken rasyonel iş gücü miktarıdır. Q yıldız F olarak adlandıralım. Diyerek videoyu burada sonlandırmak istiyorum. Burada anlattıklarım daha önceki videolarda firmaların ürünlerinin marjinal gelir ve maliyetinden bahsederken gördüklerimize benziyor. Ancak önceki durumlarda firmaların ürünleri söz konusu olduğunda marjinal gelirle firmanın fiyatını belirleyen şey piyasadaki fiyattı. Burada ise üretim faktörlerinden biri söz konusu ve piyasadaki denge ücreti firmanın maliyetini belirliyor.